Evet, mükellefçiliği çat kapı programının konuğu diyelim veya biz ziyaret ettik, kabul ettiler, Mustafa Ayit demiş. Aynen, yanlış bilmiyorum. Serbest muhasebeci malum şahit Sultan Bey'den. Arkadaşımız tabii kişi muhasebe mesleğini severek mi? Önce biz sizi tanıyalım ya, nereden doğdunuz? 1978 Erzurum İspir doğumluyum. İspir, o mu? Güzel. Yani fasulyesi vermez, onu sonra konuşuruz. İspir doğumlusunuz mu? 78. Ondan sonra işte ilk ortaokul, lise Erzurum'da okuduk. Hangi lisede okuduk? İmam Hatip Lisesi'nde. Öyle mi? Evet. 78 mi doğumlu? 78 doğumlu. Evet, peki lisansı ne yaptın? Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi. Yani Konya? İşletme. Konya, hiç bir eğitimde yapmadı yani. Ben de yapıyorum. İşletme bölümleri de okudum. Konya'da peki senin yaşta şu anda Abdül zannediyorum. Oda Başkanı. 2002 hemen hemen. Abdül'ü tanır mısın Konya Oda Başkanı? Yok. O da Selçuk mu? Ben önce Konya'yla tabii bağlantımız kesince oradan bastırdım İstanbul. Biraz böyle ışıkta zorlanacağız, bir şey kadar yağmamışım ben. Evet, peki nasıl karar verdin muhasebe? İşletme mi? İşletme mi? İşletme mi? Nasıl karar verdin? Yani talebeyken orada çalıştın falan mı? Yani talebelikte değil aslında da daha sonra iş bulma süreçlerinde tabii ilk adım muhasebeciydik. AFSS'ye bir kere girdim. Memur olmayı düşünmedim zaten. Ondan sonra öyle muhasebeci olarak güzel şirketlerde. Zor değil mi staj sınavı olarak işte yapan? Yani çalıştığım dönemde... Yani hem... mezun oldum 80, kaçta mezun oldum? 78 falan. 2002 mezun oldum. 2002 mezun oldum ki bayağı da 8 derse çıktı 7 zaman. 7 idi benim dönemimde. İşte çalışırken staj başlattık. Kimin yanında böyle staj başlattık? 2004 yılında başladım. Kimin yanında yani? Konya'da mı? Burada mı? Burada. Ustanız kim? Bağımlı mı ulaştı? Yok, ben herhangi bir müşavirin yanında çalışmadım. Biraz özel şirketlerde başladım. Muhasebe olarak. Son 10 senede işte bir firmada muhasebe müdürlüğü yaptım. Malum müşavirlik zaten bizim mesleğin şeyi. Yani ulaşılması gereken bir hedef bana göre. Ondan sonra öyle başladık. Severek. Yani bilerek hedefinde vardı, muhasebeci oldum. Kaç senesinde açtınız burayı? Burayı 2017 Şubat ayında açtım. Hayırlı oldu olsun. Bayağı çiçeği bununla yani, sayıyorsun. Yani sayıyoruz. Peki nasıl bu... yani ne gibi sorunlarla karşılaştın bir araçla? Yani şu var, tabii ki... Bu mesleğe başlarken belli bir sayıda... Şöyle yapalım mı? Ben amatörce çekiyorum, sen de yer değişelim. Sen öyle dön, rahat et, tamam mı güneşe? Ben de rahat rahat çekeyim, devam ediyoruz. Yani dikkatimi dağıttım ama hemen şöyle daha iyi olacak çekim. Sen de rahat olacaksın bakarken. Ben mümkün mertebe şeye bakarak konuşmaya çalışacağım. Evet Mustafa Bey, ne gibi zorluklarla karşılaştın? İlk başlangıçta ne heyecanları olur yani, bir işte olur mu olmaz mı? Ne yani zaten işte? Şöyle, yani şimdi mesela ben meslektaşlardan biliyorum. Belli firmalarda çalışan arkadaşlar belli bir mükellef kotasına ulaşmadan ofisini resmi olarak açıyor ama o firmada çalışmaya devam ediyor. Belli bir sayıya ulaştıktan sonra ofisine geçiyor. Ben öyle yapmadım. Ben yani keskin bir dönüş yaptık oradaki işe. Güzel mi? Bir karar verdim. Kızdın patronu, bırakıyor mu dedin? Öyle oldu. Onun gibi bir şey. Yani bu akıllı insan işin işte bir karar. Yani evet. Yapmadık ama risk almadan kazanç yok. Hayır, yani işteyken kurmak daha doğru. Öyle yapmak daha mantıklı. Ama işte bazen öyle düşündüğümüz gibi olmuyor. Olmuyor bazen. Öyle. Yani söylüyoruz da yapması zor. Peki, yani
Ne isterdiniz odanızdan böyle yeni iş açana, yeni bir yer açana? Ne yapmalısınız isterdiniz? Şimdi veya hiç araştırdınız mı? O da yeni büro açmak isteyene bir şey yapar mı, yapmaz mı? Yani biraz baktım aslında da ben çok bir desteklerim olduğunu görmedim açıkçası. İşte ne var mesela? Sen mesela, stajını da burada yaptın, sınavını da burada yaptın. Çalışırken. İsmi odasının baştan beri stajyeri İstanbul'da hayatım yani. Tabii hepsi burada. Yani şöyle mesela bugün COSGAP mesela birçok alanda destek veriyor. Şimdi mesela COSGAP teşvikleri mali müşavirler için yok. Şimdi yani hizmet sektörlerine bile verilen destek mali müşavirlerden esirgenir. Şey gibi düşünülüyor, adam mali müşavir ya, hiçbir problemi yok. Sanki böyle çok ekonomik anlamda rahat, işte mesela bir büro açmanın maliyeti en az işte 7 bin liraydı o zaman, şeyleri de ruhsatları, şu sürüsü. Ruhsatı aldınız, ondan sonrası da bir maliyet yani. Tabii ki işte, herhalde böyle bir oda bile, ya, nereden baksanız, 5-6 bin lira, metre rahatlı bilgisayarı, şu sürüsü, 10 bin lira yıldır. Yani çok rahat. İşte mesela ne bileyim, bir kuruluş desteği verir COSGAP, bu tarz bazı firmalara. Yani mesela bizim odamızda benzer çalışmalar yürütebilir. Bizden her türlü aidatı alıyorlar. Nispi, maktu, bilmem, tabii iptal edildi artık da. Evet, geri gelmişler, sorayım ne içeri... Yani o da... Kredi araştırmadınız mı? Genç girişimcilere kredi veriliyor. Yani mesleğinizle ilgili ben kimseye sormadım bu soruyu. İyi aklıma yalan. Sen de karşılaşıyorsun belki ama sen daha aklında var ya. Tabii sen var. Hedefi zaten onun mali müşavir olmak. Mali müşavir olmak. 4 sene sonra olacak. İnşallah ama ben öncelikle bir kamuoyu zorlamasını isterim. Aynı şimdi. Şey, yani araştırdın mı böyle hani COSGAP genç girişimci bir sürü kredi şimdi dağıtıyorlar karşılıksız, şöyle yaş haddinden falan mı kaybettin, araştırdın mı? Genç girişimci kapsamında olabilmek için 29 yaşından küçük olmak lazım. Ben zaten yani 3 sene oluyor, 41 yaşındayım, 38 yaşındayım. Ha doğru, sen sarılıyorsun. Ben şimdi hala genç görüyorum. Peki şeyi biliyor musun? Yeni mezun olmuş arkadaşlar diyelim ki, yeni ehliyetini almış, ruhsatını almışlar. Yaş 25 olsa veya 30 olsa işte normalde 22'de biter, 27'de ancak olur. Mesela genç girişimci kapsamında olanlar şey, işletme. Hatta şeyleri yani müteşekkir. Hizmet sektörlerine vermiyorlar mı yani, muhasebe gibi? Vermiyorlar. Onu araştırdınız, biliyorum. Tabii. Şey mesela bir kere işletme olacak. Var bir iki gözüme de ilişki de yaşadın mı diye. Benim mükellefim var öyle. Genç girişimci kapsamında bir yıl Bağkur'dan istisna ediliyor. Bağkur prim ödemiyor. Evet. Artı işte karının da %20'sini şey yapıyor. 3 yıl boyunca vergi harici tutuyor. Evet. Şimdi bir de kredi veriyor yani karşılıklı. Kredi. İşte eğer zaten işletmeyse ve imalat da yani doktorlara ilgiliyse... var, muhasebecilere yok mu? Yok. Böyle bir akademik doktorlara örnek da verip... Serbest meslek. Serbest meslekten hiçbirine yok. Yok. Şimdi bu mesela büyük bir şey. Yani odanın... Bir aslında... proje geliştirip gitmek gibi bir şey gerekiyor. Ya bunda bir... Şimdi şöyle şey gibi düşünülüyor bu. Yani mali müşavir hani çalışırken bile işvereniniz bize şey derdi, maaşınızı bizden alıyorsunuz, devlete çalışıyorsunuz. Vergi tahakkuk ettiriyorsunuz falan filan ya. Şimdi bizim mesleğe bakış açısı bu. Şimdi aynı şeyi yöneticiler de yapıyor, süperlerden bahsediyorum. Aslında tamamen devlet... Yasadan sonra daha çok öyle olmaya başladı. Yasa... Ben önce hiç olmasa parasını doldurabildim. Muhasebeci, iyi muhasebeci, uyduran kaydıran demeyelim de kaba oluyor. Aslında rahmetli Ali Çelik vardı odanın eğitmenlerinden. O şöyle tabir etmişti. Kusura bakma ben unuttum ya kapatın. Şöyle tabir etmişti.
Şöyle kapatır mısın? Ben bunu edemem. Başkan merhaba, Osman ben. Yarın geleceğim. Geleceğim. Şey zaten reklamı koymuş, reklamı gördüm, şey duyurusunu koymuş olabiliriz. Peki ben daha rahat bir saatte seni arayacağım bir saat sonra. Tamam. Oldu, görüşürüz. Bu şey, ticaret odasında meslek komitesi başkan yardımcısı. Hikmet Kavuk. Benimle bana müşahide. O ticaret odasında mesleğin sorunlarını da sayıyor. Tabi yaş adamla falan da. Emre de geldi, başkanın yeni seçen. O gelecek mi yardımcısı? Ben gideceğim yani ama gelmenizi tavsiye ediyorum. Her muhasebeci gelebiliyor yani. Önceden afiyette olunması gerekiyorsa bir sorun olursa ben orada olacağım. Sakarım size. Afiyette olması gerekmiyor. Bir ömür şartı, bir mali şartı, belgesini de sonra veriyor. Veya işte, böylece reklamı yine araya girmiş olduk. Biz nerede kalmıştık? İşte yani ne tür zorluklarla karşılaşımda kaldım. Kredi alma konusu. Kredi alma konusunda. Birinci olarak odanın vermiyor diyorsunuz. Yeni şeylere böyle bir desteği yok. Hı hı. Karşılıksız olmasını beklemiyoruz da en azından düşük faizli bilmem düşük olabilir. Yani bazı bankalarla anlaşmalar olduğunu biliyorum. Ama evet. Çok bir şey değişmiyor yani. Üç aşağı beş yukarı. Eğer kredi biriniz varsa zaten onu bankalardan da alabiliyorsunuz zaten, İş Bankası'yla anlaşmalı. Yani, hayır, odanın işte orada bir şey var. Bazı işte, bankalardan indirimli alıyor kredi. Mesela atıyorum, bir puan olmasa da 0.5 puan olarak. Yani 1.5. Yani bankalardan ziyade tabii bu iş yani odanın bayağı bir şey var. Herkes puan alıyorsun. Aidat ödeniyor. Dolayısıyla o da böyle bir şey kendi bünyesinde mesela. Böyle bir şey yapabilir. Birilerine destek anlamında. İzmir'de genç grup bir şey var, cumhuriyetçi grup var. Bizim gazetede var adı. O çocuk kendi gayretiyle bir şeyler yapmışlar. Odaya da işte kabul ettirmişler projeyi ama oda başkanı da şimdi konuşuyor işte. Biz yapıyoruz. Oda başkanı diyor bizim projemiz, onlar diyor bizim projemiz. Evet. Ama tescilli yani çocuğun elinde verdiği tarih belli, onlara konuşuyoruz. Yani ofis kurma konusunda muhasebeciler ya, nasıl yardımcı olur? İzmir'de bir adım atıldı bu konuda yani. Artık güzel yani. Yavaş yavaş bak, yani ilk kurmada, ilk ruhsatı yani almış da tecrübesi de var. Ya işte hele şimdi, benim gibi direkt başlarsanız bu işe büyük zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Yani birden... Hayır, bir tecrübe olacak. Bakın ben de mesela işte ruhsatı aldı. Aslında stajı biliyorsunuz alan usulü yapıyorlar. Birinin yanında gösteriyorlar. Yani hiçbir şeyi yok. Yani sınavları çalıştı, verdi, inekledi, bitti, geldi. Hiçbir piyasa tecrübesi olmayan adama sen al şu krediyi de aç. Babam, oğluma yapmam bunu. Şimdi zaten yani, dolayısıyla bir şey lazım. Bir pratik bir 3 yıl. Şimdi kişinin çalışma geçmişine bakmak lazım. Tabii, yeni mezun adam, yeni mezun oldum, sınavları bitirdim. Bu staj yeter mi sizce? İşte onu sormaya çalışıyorum. Kesinlikle yetmez. Ne yapmak lazım böyle bir kredi? O büro şey gelişecek daha. Onun üzerinde de konuşuyor. Kredi vermeye, yeni açana vesaire ama işte bağımlıdan gelen, işte iyi bir disiplinden geçmiştir, ona verilebilir de. Böyle çok 10 yıl bağımlıda çalışmış da büro açacak adamı da ben kredi vermem. Yani orada bir kıstas olması lazım. Sizce ne olması lazım? Yani dediğim gibi yani en azından kişinin tecrübesinin bir şekilde ölçülmesi lazım. Şimdi bizde ben mesela bir firmanın işte muhasebe müdürlüğünü yaparken bir mali müşavir arkadaş geldi. Bir başkası kanalıyla. Tam dediğimiz prototipte tabiri caizse hiçbir şey bilmiyor. Teklifatlı fatura işte bana KDV'yi sordu. Niye bu artsın bu şey? Bak teklifatlı fatura o. Teklifatın ya da teklifatlı faturanın ne olduğunu bile bilmiyor.
Nitekim bir iki firmaya mali müşavir olarak bağımlı gibi girdi ama tabii işi bilmediğini fark edince işverenler çok kısa sürede... Tabii ruhsatlama bilmediğini, işte bir tecrübe olması lazım. Kısa sürede... Kredi alıp iş yeri açmak için de... O... Yani o alsa bile işi yürütme anlamında büyük sıkıntı çekecek. Yani... Burayı şöyle özetleyebilir miyiz? Yani o da yerine kendinizi koyun. Veya işte kredi verecek bir insan yerine kendinizi koyun. Veya oda gibi kredinize kefil olacak bir kurum. Veya odanın bir kurumu. Ne, nasıl bir tecrübe? Tamam yeni ruhsatlı ama 15 senedir ruhsatı duruyor kenarda. Birdenbire açacak hiçbir tecrübesi yok. Hiçbir yerde muhasebecilik yapmamış bir insana. Öyle değil mi? İşte onu söyledim. Yani iş o verilmez dedik. Verilmez. Şimdi Mustafa Bey, peki burada sizin şeyiniz ne, öneriniz ne? Yani nasıl birine kredi vermek lazım? O da veya o da yardımcı olması lazım, kefil olun, yol göstermesi lazım. Nasıl birine? Ya mesela bugün insanların bilgilerine erişmek çok zor değil. Şimdi mesela ben... Sicilini dökebilir o da isterse. Yani işte, geçmişte ne yapmış, ne işte etmiş, şimdi ne şimdi mesela, yani mesela stajyerken bile bir şeyiniz var. Ne işte meslek mensubu. Staj notunuz var sizin. Staj notu var. İşte işe giriş bildirgesinde bir unvanınız var. Mesela şimdi o da her kişiyi stajyer olarak kabul etmiyor. Mesela muhasebe meslek elemanı, yöneticisi, muhasebe uzmanı falan bir takım şeyler istiyor. Şimdi bir kere bunlardan birisi ise ve asgari 3 yıl bir tecrübesi varsa yani sonraki aşamada ofis açtıktan sonra mükellefin işlerini yürütür. Tabi takıldığı noktalar olur da başka üstadlar var, arkadaşlar var, danışıyorsun, ediyorsun. Yani o zaman şöyle mi diyelim, o yeterliliği verme süresinde 3 yıl gerçekten düzgün bir staj yapmış evet. insana isterse hemen tabii yeterliliği alınca kredi verilebilir mi diyelim. Tabii tabii. Ama stajı yapmış gerçekten. Yani. Yoksa böyle atıl görünüşü stajı olmaz zaten. Yani. Ama bunun içinde o da yardımcı olabilir, odanın bütçeleri olabilir veya o da işte bir şey görüyorsa. Ya o da belli kriterler koyar, onlara uyanlara destek verebilir. Vermelidir de yani çünkü neticede bu bir kredi sözleşmesi gibi bir şeydir. Yani yaparsın ya da yapmazsın ama bunu ödemen gerekir. Ben bunu çok konuşuyoruz ama çok mantıklı bulmuyorum. Yani o da kredi veren bir kurum olmaya kalktığı zaman çok... Krediden ziyade destek. Desteği işte nasıl verir? KOBİ'lerden işte belli kriterleri uyanları... O zaman da içine başka şeyler girer. Yani bu kredi formatında olmazsa bu sefer iş şeye döner. Eş, dost, tanıdık, anladım. Yani o da bir kredi açtı diyelim. Banka faiziyle açtı. Ona var, bana yok diyecek. Kredi şeyi bitti odanın. Kursu bitti. Yani, ayırdığı bütçe bitti. Bu sefer de o olacak. 40 bin kişi de zor. Hani ufak şehirlerde belki. Ufakta da gelir yok. Acaba. Yani biraz zor bir iş. Hani söylüyoruz ama. Ya odanın mesela şimdi bilançoları, şunları bunları açıklandığı zaman hani tabloları görebiliyor mesela. Şey konabilir yani genel kurulda işte bu dönemde şu kadar kredi şey, dağıtılacak. Tabii ki müracaat edersin. Belli kriterler konur, onlara uyanlar. Şimdi mesela 10 senelik evet. 10 senelik bürosu olan bir kişiye kredi ya da destek vermenin bir mantığı yok. Niye? Zaten alan artık belli bir noktaya kadar gelmiştir. Tabii biz gazeteci olarak ileride işin fesatlığı nerede oraları düşünüyorum ben. Hani ona da bir laf olur mu, bir şey olur mu, işte bilançoda çok abartılmış veya şuna vermişler, buna vermişler gibi. Onlar biraz dediğim gibi muhasebe odası kendi denetimini kendisi yapacak bir kurum. Bunlar bence olur inşallah, yani olmaz değil ama biraz zor bu şeyler. Belli sayıda belli miktarlar olabilir yani. Bunlar illa mesela kredi limitini çok yüksek tutmanız gerekmiyor. 10 milyon da 10 milyon da destektir yani. İlk edip en düşük kredi KOSGEB karşılıklı sunan bunlar yani evet. Yatırım kredi. İlk edip
odamızın bunu sağlaması gerekiyor. Akademik odalarda yok ama bir kapı açılıyor zannediyorum. Şimdi onu mecliste de zorluyorlar. Bakmayın o iki torba, üç tane torba kanun var hazırda. Bir tanesi plan bütçeden zaten geçti, o beş tane vergi ihlas ediyor. Dijital vergi, onu tavsiye ederim. Plan bütçeyi merak ediyorsanız bütün plan bütçenin taraflarını okuyun. Özellikle birinci gün toplantısı genel değerlendirmedir. Yani milletvekilleri genel değerlendirme yapar, genel üzerinde. Muhalefet, işte şeyi hazırlayanlar, vedatını konuşmalar falan bilebilirsiniz. Biz hazırladık sizin için, mecliste de buluştunuz ama bizim sitede daha kolay olur. Şimdi buraya kadar güzel, yani yeni aşma ve zorluklarla karşılaştınız. Bu gördüğünüz iki yıl içerisinde çektikleriniz, geçmişte de işte bağımlı olarak çalıştınız. Nedir muhasebe mesleğin gelişimini, muhasebecinin gelişimini engelleyen üç ana sebep ne? Yani söylediğim gibi işte birincisi belli standartlara erişmeden istediğiniz kadar, şimdi mesela bir gelir problemi yaşarken kişiler o toplantıya, o şeye, işte eğitime, o seminere gitmekte zorlanıyor. Ben görüyorum kendisi, böyle insanlar da var. Şimdi böyle olunca bir kere mobiliteniz düşüyor. Gelir kısmını hallettikten sonra artık birisi geliri bir zaman belli bir standartınıza, yani çünkü sizden beklenen şeyler farklı. Dolayısıyla bunu bir kere ilk etapta hallettikten sonraki kısım yani mükellef, ne bileyim, yani mesleğin aslında zor bir tarafı yani bana göre yok. Eğlenceli, gayet de şey. En temel şey bu. Ondan sonraki mesela şu oda aidatlarının düzeni olmalı. Şimdi açıkçası piyasada oda bir fiyat listesi yayınlar. Ama buna uyulmadığını görüyoruz. Ha, siz fiyat tarifinizi diyorsunuz. Odaya aidatlarınızı demiyorsunuz. Ben karıştırdım. Evet. Ama mesela insanlar gerçekten haksız rekabet olayı çok yoğun duyuyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Mesela yaşlı mali müşavirlerin, özellikle yaşlı değil mi, yani 70 üzeri. Piyasada bu işi biraz bilenler, hani ruhsatını kiralama yoluna gidenler olduğunu duyuyoruz. Şimdi üç tane sorunu açtık. Yani ana başlığa toparlayamadık. Siz birincisi gelir, ekonomik sorunlar. Nedir? İşte tahsilat sorununu başa koyuyorsunuz ama asıl işin önünde ekmek kavgası var, bölüşme var. Sizin sayınız artıyor, öyle mükellef sayısı azalıyor gibi bir tablo var karşınızda. Şimdi bağımsız denetimde yeni işte küçük orta ölçekli mikro standart çıkarttılar ama 400, yani o orası da bir şey. Böyle bir sıkıntı var. Birinci sorun ekonomik. İkinci sorun şey dediniz, eğitim konusu tabii. İşte ekonomik olduğu için de eğitim. Tabii ki her, yani rahat hareket edemeyen insan çevresinde olup bitene de kayıtsız kalıyor. İstese de gidip katılamıyor. Kendini geliştirme noktasında da problemler yaşıyor doğal olarak. Üçüncüsü de yaşlı ama kiraya veriyor. Yaşlı, büyüyoruz. Mesela biraz bu işte... Bunu söylüyoruz. İşte önceden muhasebede çalışmış. Yani muhasebe, yani bağımlı olarak bir firmada bile ön muhasebecilik yapmış. Bu işi biraz öğrenmiş insanlar. Kendi üzerinde de hiçbir risk yok. İşte ruhsat X kişisinin. Öyle olunca çok işte ne bileyim bilimsel şirket için bakalım. Ama şeyi söyle, ruhsat kiraya veren mi yaşlı? Kiraya veren. Evet. Genelde artık bu işle... Genelde yaşlı mı veriyor kiraya? Genelde. Uğraşmak istemeyen kişiler bir şekilde hani o bir şey. Müşterilerimi de kaybetmeyeyim. Müşteriyle beraber kiraya mı veriyor yoksa müşterisini mi veriyor? Öyle değil. Sadece ruhsatı var. Ve şifresi var ya. Hı. Şimdi şöyle düşünün ki ben ruhsat sahibi, büro sahibi ama işte
Hakkım bu işi yapmak istiyor. Ona diyorum ki sallıyorum mesela. Ayda bana 5.000 lira verirsin. Al, kullan. Bu müşteri topla, mükellef al, ne yaparsan yap. Ama ayda bana 5.000 lira verirsin. Evet. Şimdi ne oluyor? Bu... Şimdi beratını da veriyor. Her şeyini veriyor. Cesareti var. Şimdi evet. İşte bu tarz insanlar ne yapıyor? Mesela ben oda fiyatlarına... Bu tür insanlar nedir? Yani sorun... Para kazanma mıdır derdi yoksa... Tabii ki para kazanma... Sorumluluğundan korkmaz mı oğlum? İşte... bilemiyorum ben. Sana ne düşünüyor? Mali müşahede. Yani bu işin... Yani ayağım mezara yakın nasıl önemli değil ben nasıl olsun da... İşin hesap edebilecek bir insan. Ama çok garip. Bunları duyuyoruz. Şimdi bunlar duyuyor mu tabii? Ama biz de duyuyoruz. Duymuyor değil. İşte esas burada benim sormak istediğim tamam mı? Bu, çok yoğun haksız rekabetin temel kaynaklarından sebeplerinden bir tanesi. Kiraya ver. Eskiden vergi dairelerinde çalışanlar çoğunluktaydı işte onlar aradı. Yani, o biraz azaldı. Şimdi ben mesela şekil oda, değişti. Oda şeylerine, rakamlarına uyarak almaya çalışıyorum. Çünkü niye her ay fatura düzenlemen gerekiyor? Mahpus. Adam mesela işte bugün ortalama 20 teşvik ya da 600 lira, 650 lira falan. Adam 300 liraya alıyor, mükellefine fatura da kesmiyor. Şimdi aracılık hizmetleri yapanlar var böyle topluyor ama o bir sefere mahsus. Onu işte mükellef 227'den dolayı bir aldı, bir kereye mahsus değil mi o? Yok yok, bir kere mahsus değil. Ya adam benim gibi çalışıyor. Hı. Mesela... Senin ruhsatın var, ben aracı topluyorum, getiriyorum, şunların beyannamesini ver, topla anlaşıyoruz sen. Ruhsat sahibi Mustafa Aydemir, burada fiilen çalışan başkaları. Demek istediğimi anladın mı? Yani adam sanki Mustafa Aydemir'miş gibi davranıyor. Genelde bu. Ama o değil. Evet. Ve ne yapıyor işte dediğim gibi. Bu maalesef da... çoğunlukta, Kocaeli Genel Kurulu'nda da buna benzer şeyler oldu. Yani... bilinen ama bir türlü çaresi bulunamayan şeylerden birisi. Çünkü ruhsat sahibi sağken burası benim diyor. Tamam ben yetki verdim, kullanırım diyor. Falan. Evet. İşte, ama orada ne var? Orada şu var. Aslında vergi dairesi ya da maliye ile ortaklaşmak lazım. Şöyle, şimdi 600 lira fiyatı olan bir firmaya 300 liraya tutuyorsan sen onun faturasını kesemezsin. Neden kesemezsin? 18 KRV'si var. Zarar edersin. 600 lira kestiğin zaman 100 liran da öyle gider. Ya onun bir çözümü şeyin iyi denetlenmesi. Muhasebe maliyenin denetimi iyi olması lazım. Asgari ücretin altında alanlar mutlaka ve mutlaka iyi kontrol edilmesi lazım. Neyin nesi? Neden öyle? Kimin pesi diye. Aynen. Evet. Bir de şey var ya, yaşlılık yani çok da mesela 65-70 yaşından sonra adamın böyle bu işleri ben yani kalem atması, unutkanlığı, hani bir fiil yapıyorsa bile bir beyin amortismanıyla erken emeklilik falan yapılamaz mı? Biraz da böyle bu kadar genç geliyor arkadan iş bulur falan. Alan açılmaz. Bir alan açılır. Şimdi yeminler için söyleniyor işte. 65-70 yaşını aşmış, eli ayağı tutmuyor, imza attırıyorlar adama falan diye. Bu aslında sizler için de var yani, Sinan'ın için de var. Doğru. Yeminler için söyleniyor derken, yeminlerin sayısı az. Tamam, bir yeminli buluyorlar, belki bir şey yapıyorlar da işte. Ya imzala aman. Veya adamın borcu vardır da batmıştır, bitmiştir, iflastır. Kimse ondan sonrası talandır. Atar imzaya, verir 3-5 kuruş filan. Yani bu sizin... Sememelerde de olabilir bu haberler. Yani tabii ki beyin... Şimdi bunun bir yaş farkının konuşulması lazım. Demek ki evet, şimdi böyle açık açık... yani çok toplantılarda konuşuldu, benim denge yazısına konu oldu bunlar. Ama... Erken emekliliğe bir şekilde tabii ki. Yani beyin amortismanı dünyada konuşuluyor değil mi? Yani belli, şimdi mesela kamu idarelerinde 65 yaşın üstünde genel bir özellikle sorumluluk noktasında emekli ediyorlar ya da sorumluluktan alıyorlar adamı geri plan. Genelde emekli ediyorlar yani mali bürokratlar, maliye bürokratların çoğusu ve GİP müdürlükleri gelmişler. Kural orada zaten 65 yaşlarında. Şimdi bunu şeye de uyarlamaya çalıştılar.
bence uyarlansa iyi olur. Ramzi Kaka. Şimdi biraz hazımsız konuşuyoruz. Yani ihtiyarlar da diyecek ki ne yani biz elimiz ayağı 80 yaşında ben maraton koşuyorum diyen yeminliği de bulurum arkadaş. Aslında sağlık kaydeyi bozmaz. Sağlık kaydeyi bozmaz. Kuralı koyup başka bir şey yapacaksın. O şirkette kalsın yine ortak. Ama sorunlu olmasın şirkette. Evet. Peki. Şimdi bir ekonomik sorunlarımız acil çözülmesi lazım. Şey diyorsunuz işte yeni meslek mensuplarına destek olmalı. Yeni meslek mensupları o şeyle tartışma yani sizin geldiğiniz nokta ana sorun olarak o değil. Ana sorun o mudur? Değil mi? Biz ana sorun olarak ekonomik olarak birinci planda herkesin ekonomik sorunu. Siz de onu şey değerlendiriyorsunuz. Efendim işte ücret tariflerine uyulsa tabii ki. Belki bir haksız rekabet kalksa, gelir dağılımı eşit dağılır diye söylediniz. Ama ikinci bir handikapında artan oranla gitmiyor iş. Mükellef sayısı düşüyor. Yani pazar daralıyor. Genel durum da etkili. Gelen stajyerler çoğalıyor falan gençler. Böyle bir yani sorun. Mesleğin aslında hani mali şahı olmak kolay değil. Yani düşünelim mesela başka meslek mensupları mesela avukatlara stajyerlik sanırım zorunlu tutuldu. Şimdi onlar da 6 aydı sizde 3 yıl. Sizinki evet. Daha zor. Şimdi onlar 1 yıla çıkardılar sonra bir şeyler oldu. Evet. Filmimiz de bitti. Şimdi uzatmanız varsa var. Devam edelim bir bağlayalım. Bakın yan taraftaki var ya oradan bir bakmasın onu çıkartabiliyor musun? Yani mesleğimiz aslında güzel, gayet de iyi. Aa, açıldı yine. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum ya. Kendini mi dinlendiriyor? Evet, buyurun. Yani şey, video kamerayı almamışız yanımızda. Sıkıntı böyle ilerliyoruz ama bu video kameradan çok daha kalitelidir üstelik. Evet. Ama... Yani evet. Mevzu... Kritik bir video. Ben yanlış anlamışım. En temel sorun bence yani bir odamız var, bulunması gereken kurallar var. Bunlara riayet edildikten sonra herkes işi layıkıyla da yaparsa mesela bir kişi 200 tane defter tutuyor. Böyle bir şey mümkün mü yani? Ya 200 tane defter mümkün Azim. Nasıl? Yanında 15 çalışır tutar. Şimdi şöyle. Bunu nasıl yapmak lazım? Tamam soruyu sordum şimdi. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi yanında 15 kişi çalışıyor da. Şimdi mesela ben mali müşaviri. Diyelim ki işte yeğenim ya da çalışanım neyse faturaları işledi. Şimdi bir otokontrol gerekmez mi? Yani mesela bir mali müşavirin bir kontrolünden geçmesi gerekir bunlar. Doğru mu işlemiş, yanlış mı işlemiş? Evet. Peki şimdi 200 tane mükellefim var. Hangi birisini hangi ara kontrol edeceğiz? Peki yani 15 kişi çalıştıramaz mı sen yanında? Çalıştırır. Yani, sınavını vermiş. Sorun bence şu. Orayı anlayamadım ben. Biraz dikkatim de şu, yani gerçekten çok tecrübeli elemanlarınızın olması lazım veyahut birebir sizin kontrolünüzden geçmesi lazım. Şimdi 200 defter tam 15 kişi işliyor. Ama öyle insanlar çalıştırmalısınız ki o zaman. Sen tamam soruyu anladım seni. Yani 200 defteri işleyen 15 kişinin var senin. İşte 200'ü 15'e böl. Her birisi bir defter işliyor ama onu kontrol edecek kaç kişi lazım sana? Yani bu, sen kendini hazır hissediyor musun bu işlerde? Yani okudun mu tevhidleri, 19'unda çıkanları veya işte geriye dönük şeylerde ne zorluklarla karşılaşıyorsun, ne yanlışlar var size? Beratlar her ay alınıyor. Bu... Şimdi, tabii ki o beratlara yani her ay olması şey... Yanlış. Yanlış. Şöyle, sanki şimdi şöyle, ben buradayım.
Şimdi mesela normal klasik sistemleme işte bir önceki ayın şeyini bir sonraki ay verebiliyorsun. Hı. Ama burada sanki ön muhasebe gibi ay kapanmadan evet, takip etmen lazım, vermen lazım. Beratları da sık sık erteliyorlar zaten. Şey de var. Zaten yürümez. Genel başkanımızın konuşmasını dinlediniz mi? Genel başkan seçimlerinin videolarını. Yok, dinlemedim. Orada var konuşmalarında. Bunu birlikte başaracağız. İlk işini işte beratları en azından 3 ayda bir çevirmek gibi. Mali mükellefiyet, mükemmeliyet merkezi kuracağız. Orada işte şey olacak. Her ilde hemen hemen her ay mutlaka delegeleri toplayacağız. Delegelerin sorunlarını karşılıklı alacağız. Tüm olarak 9'a döneceğiz. Her ay 9 kişiyi, yani 9 kişiyi halledeceğiz falan gibi. Güzel söylemleri var. Ve tabii sizin önemli olan sizin beklentiniz de yani. Sizin mesela... Onun yani keşke dinlemiş olsaydınız da o oranın haricinde bir şey söyleseydiniz. Yani veya oranın harici demeyelim de. Hani ya şunu da dile getirmiş olması lazım veya bu da programlı olması lazım. TÜRMOB'un yeni dönem çalışma programına neyi koyardınız siz? Yani ilk birinci planda. Ya şimdi mesela bu beratları yüklenme konusu belli bir sistematiğe bağlanması lazım. Şu haliyle şey değil, fonksiyonel değil. Nasıl olması lazım? Ne olabilir? 3 aylık dönemler de olabilir. Veya 6 aylık dönemler de olabilir. Çünkü mükellefle koordinasyonu sağlamak zor oluyor bizim açımızda. Şimdi mesela klasik kağıt sisteminde daha şey... Bir örnek böyle herkesin anlayacağı, basit bir esnafın bile anlayacağı bir şekilde açıklayalım. Yani mesela şöyle, şimdi bugün 11. ayın 5'i. Hı hı. Daha 9. ayın evraklarını işte bildirdik. Ondan sonra şimdi geçici vergiye hazırlanıyoruz. Hı hı. Şimdi mesela e-defter mükellefinin bütün işlemlerini bir ay öncesinden bitirmiş olmanız lazım. Mesela... Geçici vergi dönemi için de konuşuyor. Tabii. Bir ay öncesinden bitirmiş lazım. O da evrakı almış. Neden? Aynen. Evrakı almış olmanız gerekir. Orada bir saçmalık var. Bankalarını işlemeniz gerekir. Çünkü artık adam süre geçtikten sonra geri dönük bir şey işlemeniz mümkün değil. Dolayısıyla problem oluyor. Birçoğu eksik yürüyor bana göre. Hı. 3 ayda bir olsa düzelir mi? 3 ayda bir olursa ve geçici vergi dönemlerine de riayet edilirse, çünkü geçici vergiler 3 aylık dönemlerde takip eden aydan sonraki ayın 15'ine kadar, 14'üne kadar. Yani mesela şimdi 9. ayın geçici vergileri 11. ayın 14'üne kadar verilecek. Hı. Şimdi klasikte bir problem yok ama e-defter mükellefleri bu konuda zorluk çekiyorlar. Çoktan önceden halletmiş olmaları gerekiyor. Aslında mali müşavirler için problem değil, problem mükellef ayağından başlıyor. Adam klasik faturalarını getirmiyor. Bir de onları... Elektronik ortamda bir fatura mı? Onları mi? Önceden alacaksın, yükleyeceksin ve beratında bildireceksin. O defter oraya gittikten sonra değiştiremiyorsun zaten. Dolayısıyla o biraz şey... Doğru. Yani burada mükellefler artık bir ön muhasebeci demeyelim de muhasebe yardımcısı birini mutlaka çalıştıracak. Durması gerekir. Bizim de mesela bakın şimdi de şey var. 5.000 lira ve 30.000 lira mevzusu var biliyorsunuz. Yeni dönemde işte iki vergi mükellefi arasında 5.000 lirayı vergiler dahil 5.000 lirayı aşarsa işte yani bir portaldan şey açılacak, oradan faturalandırılacak. Şimdi bu bize mesela hayır, olacak bir şey değil, konuşuluyor sadece. Ben de katılmıyorum böyle bir portal 5.000 lira. Tek bir portaldan ekstra bir şey. Mükellef profili belli. Tamam mı? Şimdi bunu yapabilecek orada ya çıkar, çıkmaz değil tabii de. Ama 10 mükellefin 5 tanesi yapamayacak. Kim kesecek bu adamın faturasını? Mali müşavir değil mi? Otomatik olarak beni arayacak. Peki bu Mehmet Bey size iş yaratmaz mı? Yani öneminiz artıyor yavaş yavaş ücretlerinizi. Şöyle işte bu konu ücrete yansırsa. Mesele yok, bize iş gelsin. Tabii ki. Bize sorumluluk gelsin. Ama eğer ücrete yansımazsa angarya olur. Evet. Şimdi mesela İleriye doğru ücretler de ona göre yapılandırılacak veya. Ya şöyle düşünün. Ben keseceksem eğer.
firmanın şeyini. Ne yapacağım? Diyeceğim ki tamam, sizi bu faturalarınızı düzenletirim ama ne olacak? Bir kişi istihdam edeceğim. Etmem gerekir bu iş için. Ben her dakika burada durup sana fatura mı keseceğim? Bir kişi, bu kişinin bir maliyeti var. Yani işte sigortası var, maaşı var falan filan. Bunu ücretlerinize yansıtırsanız o zaman olur. Bir kişi de ekmek yani. Ama yansıtmazsa yani bu sanki ön muhasebecilik mali müşavirin yapacağı bir iş değil mi? Sözleşmenin şeyleri belli. Şimdi tabii ki bu o ne kadar yürüyecek bilmiyorum yani. Hani mikro ve küçük orta ölçekli diyorlar. Küçük orta ölçekli ve mikro diyorlar. Daha küçük. İkisini bir arada kullanılır ya. Mikro da mikro ikisini. Bu nedir? Küçük orta ölçekli mikro. Onu kategorize ederken böyle kategorize. Orta ölçekli. Küçük ve orta ölçekli. Büyük orta ölçekli. Çoğunluğu böyle. Kore. Yani bize şey tabirleri acayip kullanıyorlar gibi geliyorlar. Şey yok, sınır esnek. Yani bu orada siz bu mikro ölçekli işletmeler 600 bin lira, işte 600 bin lira, 1 milyon altı mı? Kaç? 5,5 milyon mu var ülkede bu? 650 bin. Yani. 650 bin. Esas sizin müşteri kesiminiz o. Öbürküler zaten kurulu düzenlerin elinde geçmiş olacaktır. Şimdi baktığınız zaman o insanlara böyle bir şey olsa kaçına o 600 bini kabul ettirirseniz, ikinci bir insanı çalıştıracaksınız? Yani işte. Veya piyasayı böyle zorlar mı gibi geliyor? Şu anki durum onu gösteriyor. Kesinlikle. Ama işte böyle paylaşımcılıkla bir şey olur mu? Kimisine göre de, Mehmet Bey ben soruyu toparlayamadım aslında yorgunluktan. Kimisine göre de ya arkadaş ön muhasebe elemanına gerek yok. Hiç program yapıyor zaten. İki tane fiş girecek esnaf. Kime göstersen girer. Bugün artık ben götürür ona bir program kurarım. Sen işte geliyorsun ne kullanıyorsun? Orka, mikro veya Luka kullanıyorsun. Luka'yı kuracaksın. Tık 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 gönderecek. Eleman falan varım diyecek. Veya orada o bir şey kestiği zaman şey yapacak. Yahut da sen elektronik ortamda onları alacaksın diye bir takip edeceksin. Şimdi o barındırma meselesi bizim millete biraz böyle zoraki eleman al muhasebe için filan dediğin zaman ters tepere gibi geliyor bana. Yani mükellef bunu yapamazsa bizden isteyecek doğal olarak. Evet. Dolayısıyla bir şey olur. Biz de eğer bunu ücrete yansımazsa. Odalar bunu görüşüyor, duyuyorum. Ücrete yansıtılırsa gene mükellefden çıkacak. Yani netice itibariyle adam 500 lira tutturuyorsa defterini, 700 lira ödemek zorunda kalacak. Bu onun için de artı bir gider. Yani mükellefe bir katma değer sağlayan bir yapı tabii ki belki kaldırır ama. Şimdi defter, işte fatura, arşiv, tamam bunlar belli. Limitleri var. Ki o rakamlara ulaşan firmaların tabii ki bu işle iştigal eden bir elemanın olması lazım. Ama adam küçük, işte ne bileyim bir kere denk gelmiştir, bir işte ayda bir kere 30 bin lira bir fatura kesecektir. Şimdi o ona desen ki kardeşim ekstra şu, bu sefer adam... Hayır şimdi bir kere diyelim ki şu an şey yok, sınırları müsait değil. Zaten Haziran'dan sonra bir kısmı uygulanacak. Evet. O biraz ertelenir. O 5 bin lira meselesi diyorsunuz ya, bir adam küçük esnaf dediğim gibi bakkal, işte toptancı bulmuş, birdenbire e-berat falan filan mı olacak yani? E-berat değil de işte şey var, bir portal açılıyor, herkesin girebileceği bir yer, girip faturanı oradan düzenleyeceğiz. Mali idare yapmış zaten aslında şey kendi gibi şeyinde var, bir evet. Şeyler ama oradan yapmak da onun için de bir şifre istiyor değil mi? Tabii ki. Evet. Şimdi bunu sizin tekerinize almaya çalışıyoruz bu kurum olarak. Yani biz yapalım. Bir talep var ortada da. Evet. Evraklara şunu bunu vesaire yükseliyoruz. Beyannameleri, beyanname vermeyi tekerimize alacağız. Şimdi bunları tekerimize alacağız. Tekel biraz şey tabir geliyor da.
üstesinden kalkabiliriz diyor yeni başkanımız. Belli zaten yani meslek yasası açık. Şimdi mesela esnaf odalarına veriliyor işletmeler vesaire. İşletme. O zaman insanlar niye şey okuyor? Niye bu mesleğe yönelip niye profesyonel oluyor? Esnaf odaları bildiğin işletmelerin defterlerini almaya çalışıyor. Ve de çok şey para, cüzi ücretlerle almaya çalışıyor. Hı hı. Evet, esas sorunlardan bir tanesi de o esnaf olan işte şey, orada bir muhasebeci barındırıyoruz. Yani demin söylediğimiz şey gibi insanlar da giriyor gibi veya girip götürüyor. Ona da bir şey bulamadı. Bulabilir yani diye. En küçükleri şey alıyor, şimdi şöyle, küçükleri esnaf odalar alıyor. Biraz büyükleri yeminli mali müşavirler alıyor, arada çoğunluk olan serbest muhasebeci, mali müşavirler, onlara çok az bir şey kalıyor. Onlar da birbirini yiyor. Evet. Ona da diyor ki sen şu fiyattan tutacaksın. Adam bazen istese de tutamıyor. Bazı işte dediğim gibi bu ruhsat kiralama olayları bilmem, şunlar bunlar dönüyor. Dolayısıyla o orta kesim karmakarışık oluyor. Yani zaten bu genelde de yani olsa direk kalmadı yani. Ekonomide de kalmadı. Şimdi benim davranımda da ortada yok. Yani fakirlikten ya az zenginliğe geçiş safhası bölgesi öldü, durdu. Ya daha fakir, çok zengin, ya çok zengin. Buna bir çare bulmak lazım. Bu sizin işte yok işte. Gelir davranımda bütün mesele bu. Bunun için en iyi çözümü biz yıllardır iddia ediyoruz. Vergileme de adalet sağlamak. Yani bunu başaramadığınız sürece ekonominin balans ayarını tutturamazsınız, gelir dağılımında adaleti. Şimdi işte çok kazanandan çok vergi stopajları artırıyorlar. İyi niyet var gibi ama öbür taraftan bakıyorsun dolaylı vergilerden bazı düşüşler var. Kurumlar vergisini düşürüyor. Kurumlar vergisini niye düşüreceğiz? Yani kurumlar vergisini düşürüyor. Şey işte KDV'den vazgeçiyor bazılarında %5'lik aldı. İthalat, ihracat, stopajlarda birinde, sen şimdi sporcu, ya şu stopaj vergisi kalkması lazım, ucube ya, uygulamıyor. Yani, kira... Ya stopaj diye bir şey yok mu? Nedir yani ben, sen stopajın, bunun adına diyelim ki bir stopaj, evet, o ödüyor mu öyle mi? Tabii canım. Sen ödüyorsun, ben, seni ilgilendiriyor mu onun stopajını, ver parasını gitsin. Vergi mükellefi olsun 18 yaşından sonra. 4008 sayılı yasayla tansiyonlar zamanında herkes vergi mükellefi olacak diye şey dağıttılar. Yani şu anda sosyal güvenlik kurumu özelleşmeye gidiyor, aileye gidiyor. Yani vereceksin eline. Ben işiniz, parası bana ne? Oto kontrol olarak koymuşlar. Belediye şey, ben vereyim maaşını, asgari ücretini. Gitsin o bürütünü vereyim ona. Gitsin kendisi orası. Yani. Ya biraz böyle olması gerekiyor. Mesela... Şimdi yeni işletme açan mükellefler şu kira stopajı. Ya adam diyor ki ya ben zaten buraya işte 2000 lira kira veriyorum. Ben niye bir de 400 lira ödüyorum? Yani iş yeri açtığımda bile ekstra benden niye 400 lira vergi alıyor? Gitsin mal sahibinden alsın. Yani sen zaten mal sahibi gelir versin mükellef. Olacak aşıyorsa aşmıyorsa bir mal. Yani onu devletle onu halletmesi lazım. Yani şimdi kontrolsün. Mesela vergi oranları da çok yüksek, SSK şeyleri de çok yüksek bana göre. Yani %37,5 bir maliyet bir çalışana koyup SSK, sonra efendim işte şöyle teşvik, böyle bilmem ne, yani neye uğraşıyorsun? Düşür bak. Evet. Ona düşür, o zaman herkes şimdi, insanlar, ben çok biliyorum 4-5 milyar maaş alıp da asgari ücretten sigortalı var. Yani kendi kendilerinde var. Yoğun. Niye? İşveren az sigorta primi demek istiyor doğal olarak. Çünkü yüksek. Ama 5 olsa adam... Şimdi kaldırsak ne olur? Nasıl kalkar? Yani ben o zaman masrafa işleyecekse, işlemek istiyorsam bunun parasını, veririm onun parasını, alırım elinden imzasını, aldım maaşı. Şunlar aşağıda bir ücret Türkiye'de geçmez. 5000 lira maaş veriyorsun, gider olarak 2500 lira yazabiliyorsun. 500 lira senin cebinden geliyor. Halbuki 5000 lira verip 5000 lira yazabilsem işte. O zaman da sigortalı olmak istemeyecek. İşte denetim onun, burada. Onun yolu şey. Sigorta prim oranlarının düşürülmesi. Ha şimdi şöyle,
Ya bütçeleme tekniği tabii bu da. Devlet işte bir sonraki senenin bütçesini bir önceki seneden yapıyor. Neye göre? Tahmine göre yapıyor. İşte dolaylara göre şu bilmem şu bu. Ortalama. İşte o yani o dönemin gelirciler dengesini iyi ayarlayabilecek bir bürokratik yapı bu işte yani. Kesin çözüm bu. İnsanlar KDV'den de kaçınmak için uğraşıyor. Sigortalarını da kaçınmak için her şeyi yapıyor. Ya yaşayamaz adam yani. Nasıl yaşasın? Aklını görmüyoruz ama zor. Çok teşekkür ediyorum ben. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle böyle vergi adaleti gelir dağılımı açısından. Mesela yani, stopajla düşürülmesi, kaldırılması. Kesinlikle stopajla kaldırılması. İşvereni de rahatlatır gibi. Kıdem tazminatı ne demek? Ya ben niye kıdem tazminatı ödeyim o zaman? Mesela kıdem tazminatı. Kendisi zaten vergi mükellef olarak bağ kurulu olacak, orası bir şekilde ödeyecek. Yani belki yeni dünyada bunlar konuşuluyor. Belki de para kalkacak ortadan. Başka bir şey işte Bitcoin paralarla. Sen bunları zaten kontrol edemeyeceksin. Şimdi ben tedbir almak lazım. Yani yıllardır ben şey bakımdan bir türlü verginin vergisi gibi. Yani stopajı bir de o cebinden alıyor, bu cebine koyuyor gibi geliyor bana bu cebine. Bir anlamı yok yani. Herkesi vergi mükellefi yaparsın. Herkes bir yıl sonunda beyanname verir. 18 yaşını dolduranla babasından harçlık da alıyorsa işte ben şunu harcadım, bunu harcadım. Eğer aldığı paranın üstünde KDV alacağı varsa alır. Dünya bu noktada. Amerika böyle, Hollanda böyle, İngiltere böyle. Biz dahil geleceğiz o noktaya. Peki, o zaman muhasebecilere de iş düşüyor işte. Senede bir geliyor, yani bir muhasebenin denetiminden geçerek beyanlarını kabul ediliyor. Orada senede bir kere muhasebeciye gidiyorsun, bir ücret ödüyorsun, saat ücret. Yani şeyin, gerçek usulüne veya işte bilanço usulüne bir defter tutmuyorsa, esnaf gibi defter tutuyor. Tamam, onlar da işte 600 bin kişi senede bir kere gelecek. Onlar da bir kere bir muhasebeciye gidecek. 500'ü, 600 bin de bir muhasebeciye gitmez yani. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben vaktinizi aldık. Mükellef TV olarak.